Karın bölgesindeki turumuzda bir sonraki durak egzokrin pankreas. Buraya pankreasa çizdim. Şimdi adını yazıyorum. Eminim daha önceden bu organı duymuşsunuzdur. Pankreas, midenin alt arka kısmında yer alır. İnce bağırsağımızın ilk kısmına sarılır gibi konumlanmıştır. Hatırlarsak bu kısma 12 parmak bağırsağı diyorduk. Aslında burada çizdiğimden daha büyük bir kısmı sarmalar. Ama siz şunu bilin yeter. Pankreas aslında şu kısmın bayağı arkasındadır. Hatta bazılarına göre pankreas, mideden, ince bağırsaktan, kalın bağırsaktan ve karaciğerden tamamen ayrı bir yerdedir. Pankreas peritonda, yani karın zarında değildir. Karın zarında karın bölgemizin kalan kısmı bulunur. Periton derken aslında karın bölgesini ifade ediyoruz. Yani midemiz peritonda bulunuyor. İnce bağırsak, kalın bağırsak, evet bunların hepsi peritonda. Pankreas bu açıdan farklı çünkü bulunduğu yer retroperiton. Retroperitonsa karın bölgesinin arka kısmı oluyor. Pankreas burada yalnız değil çünkü karından geçen büyük damarların çoğu da burada. Karın aortu, alt ana toplar damar gibi damarlar. Daha önce bunları duymuş olabilirsiniz tabii. Pankreas işte bu farklı bölümde bulunuyor. Hatta tıp uzmanlarına göre pankreas hafife alınmaması gereken bir güç. Tabii bunun birçok sebebi var. Öncelikle pankreas birçok güçlü enzim salgılar. Biraz sonra bunlara geleceğiz. Bu enzimler tüm makromoleküllerimizi sindirebilecek kapasitede. Hem yediğimiz şeyler hem de hücre zarlarını çevreleyen veya vücudumuzun geri kalan kısmını oluşturan şeyler bunlar. Sadece retroperitonda değil, periton ve göğüs kafesinde de. İkincisi, pankreas biraz garip çünkü kapsülü yok. Bu da karaciğer gibi diğer organlardan çok farklı bir özellik. Karaciğerin karaciğer kapsülü var, böbreğin de kendi kapsülü var. Fakat pankreası bulamaç halinde retroperitonda bulunan hücreler topluluğu gibi düşünebilirsiniz. Bu da pankreasın yanındaki bir organı ameliyat eden cerrahlar için çok zor bir durum oluşturur. Pankreasın çok güçlü enzimleri olduğu için ve zarar görürse bunları salgılayacağı için çok dikkatli olunması gerekir. İşte bu yüzden pankreasın kendine özel bir takma adı olması hiç de şaşırtıcı değil. Birçok doktora göre pankreas karnın kralı. Çünkü hem çok önemli bir organ hem de salgıladığı enzimler çok güçlü. Tıpkı ormandaki aslan gibi pankreasa da bulaşmamak gerekir. Şimdi pankreası bu kadar özel kılan şeylerden bahsedelim. Fizyolojik olarak pankreas iki tür şey salgılar. Başka bir deyişle iki bileşeni vardır. İlki egzokrin pankreas. Egzokrin pankreas tuzları alır. Şuraya da az önce bahsettiğim güçlü enzimleri yazayım. Bu tuzları ve enzimleri alarak 12 parmak bağırsağına salgılar. Eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Burası ince bağırsağın mideden sonra gelen ilk kısmı. Egzokrin pankreasın 4 temel görevi vardır. Pankreas 12 parmak bağırsağına salgı yaptığı için bir düşünün, 12 parmak bağırsağı önce ne alır? Mide ile ilgili videoda bahsettiğimiz gibi mide asidinin veya hidroklorik asidin sindirdiği kimuslar vardı. Tüm bu asidi nötrleştirmek için bir şeye ihtiyacımız olacak. Egzokrin pankreas bikarbonat salgılar. İşte bikarbonat mide asidini nötrleştirecek. Yani mideden mide asidi şeklinde aldığımız düşük pH değerli asidi nötrleştireceğiz. Şimdi hatırlayalım, mide asidi hidroklorik asitti. Daha sonra bahsettiğimiz güçlü enzimlere de geleceğiz. Bir tanesi ağızdan bahsederken kısaca değindiğimiz amilaz. Hatırlarsanız amilaz nişastayı parçalıyordu. Nişasta ise birbiri üstüne yığılmış karbonhidrat topluluğuydu. Nişastayı daha küçük karbonhidratlara parçalıyoruz. Küçük karbonhidrat yazıyorum. Evet. Buna glukoz monomer
ve disakkarit de dahil. Egzokrin pankreasın 12 parmak bağırsağına salgıladığı bir diğer enzim ise lipaz. Lipaz da ağızla ilgili konuşurken bahsettiğimiz bir diğer şey ve lipitleri parçalar biliyorsunuz. Trigliseritleri alır. Hatta şuraya çizeyim. Şurada yağ asidi zincirleri vardı. Trigliseritleri alır ve serbest yağ asitlerine parçalar. Şöyle çizeyim. Burası asit kısmı. Şu da serbest asit kısmı. Sadece serbest yağ asidine değil, monogliseritlere de parçalar. Onları da şöyle çizelim. Bunlara mono dememizin sebebi tek bir yağ asidi zinciri bulundurmaları. Parçalanan başka bir şey de digliserit. Nasıl olduklarını tahmin edebiliyorsunuzdur. Onların da iki yağ zinciri bulunur. Pankreas aynı zamanda gliserol de salgılar. Tüm yağ asit zincirleriniz tükendiğinde geriye gliserol kalır. Hepsi OH olacak. İşte lipazın yaptığı bu. Aslında ağızdaki lipaza benziyor. Fakat ağızda trigliseritlerin sindirilme sebebi tat alma için. 12 parmak bağırsağında ise bu enzim trigliseritleri daha çok miktarda parçalıyor. Egzokrin pankreasın son görevi proteolitik enzimler içermesiyle ilgili. Bu enzimin iki türü vardır. İlki tripsinojen, diğeri de kimotripsinojen. Bu size bir çağrışım yapmalı çünkü ne zaman bir kelimenin sonuna ojen eklense zimojenle ilgisi var demektir. Zimojen ise fazladan bağı olduğu için aktif olmayan enzim demek. Bu da genellikle çalışması için bağının kopması gereken peptit bağı olur. Yani tripsinojen dediğimizde tripsinin aktif olmayan halini kastediyoruz. Kimotripsinojen ise kimotripsinin aktif olmayan hali. Bu ikisinin aktif hale getirilmesi lazım. Bu da 12 parmak bağırsağında yapılır. Orada enteropeptidaz adlı bir enzim vardır. 12 parmak bağırsağında çok sayıda enteropeptidaz bulunur. Enteropeptidaz tripsinojeni tripsine dönüştürür. Daha sonra bu aktif haldeki tripsin proteinleri parçalar. Aslında burada zincirleme reaksiyon var. Çünkü tripsin oluştuğunda kimotripsinojeni aktif hale getirmek için gereken bir sonraki adımı tripsin uygular. Tripsin kimotripsinojeni böler ve kimotripsin oluşur. Bunlar ortalığı kasıp kavurur ve 12 parmak bağırsağında protein parçalar. Peki, şimdi size bir sorum var. Bunlar tek bağdan dolayı aktif olmayan enzimler. Peki onların aktif olmasını engelleyen bağ koptuğunda ne olur? Diyelim ki, yani Allah korusun tabii, kaza geçirdiniz ve karnınıza darbe aldınız. Yani bir bağı koparıp tripsinojenin tripsine dönüşmesini sağlayacak kadar bir güç ortaya çıktı. Böyle olsa ne olurdu? Daha önce de dediğimiz gibi pankreas kapsülsüz olduğu için aktif hale dönüşmüş tripsin kimotripsinojeni kimotripsine dönüştürür ve proteinleri nerede görse parçalar. Bunlar zar proteinleri, 12 parmak bağırsağının yüzeyindeki proteinler, besinlerden sindirdiğimiz proteinler veya pankreastaki proteinler olabilir. Evet, hepsi olabilir. İşte bu yüzden pankreasa zarar gelmesini hiç mi hiç istemiyoruz. Çünkü 12 parmak bağırsağında çalışması gereken bu ölümcül enzimler aktive olabilir.